Şunlar da şimdi. Kış aylarının da gelmesiyle insanların daha çok kapalı ortamda birlikte vakit geçirmesiyle beraber solunum yoluyla bulaşan virüslerin hepsinde artma görüyoruz. Bir yandan Covid salgını devam ederken vakalarımız artarken bir yandan da epeydir aslında çok vaka görmediğimiz influenza hastalarımız artan sıklıkta görülmekte. Maskenin önemi hala devam ediyor. Biraz rahatlamayla beraber maske kullanımı ve kapalı ortamda vakit geçiren insanların sayısı, geçirdiği vakit süresi arttığı için solunum yoluyla bulaşan hastalıkların çoğu artıyor. En önemlisi bunlardan influenza. Yine hasta insanların hapşurması, öksürmesiyle havada asılı kalan damlacıklarla bulaşıyor aslında. Maske kullanımına da dikkat edilmediği zaman solunum yoluyla aldığımız nefesle beraber enfekte oluyoruz genelde. Ateş ve öksürükle devam ediyor. Annelerden babalardan çocuklara, çocuklardan annelere babalara ev içerisinde de bulaş mevcut. Yine poliklinik başvurularımızda epey artış var ateş ve öksürük nedenli. Bu şekilde bayağı vakalarımız artmış durumda. Covid aşısı influenza'dan korumaz. Influenza'nın kendi aşısı var zaten yıllardır uyguladığımız. Ama influenza vakalarını çok görmediğimiz için bu sene influenza aşı uygulamamız, aşı sayılarımız oldukça azaldı. Bunun da etkisiyle influenza sayılarımız epey artmış durumda. Domuz gribi influenza'nın bir tipidir. Kuş gribi de influenza'nın bir tipidir. Genel ismi bu virüslerin influenza virüsüdür. Her ikisi de solunum yoluyla bulaşır. Aslında ayırt etmek oldukça zordur. Klinik durumla, şikayetlerle ayırt etmek oldukça zordur. Her ikisi de akciğer tutulumu yapabilir, ateş yapabilir. İnfluenza'da eklem ağrılarını biraz daha fazla görüyoruz. Koku tat kaybı influenza'da çok beklediğimiz bir durum değil. Bu koronavirüse daha has idi. Yine akciğer tutulumuyla gidebilir. İnfluenza özellikle gebelerle 65 yaş üstünde ek hastalığı olan, KOAH'ı, diyabeti olan hastalarda daha ağır seyir eder. Buna dikkat etmek gerekir. Vatandaşlarımız maske kullanmaya dikkat etsinler. Kapalı ortamlarda, kalabalıklardan mümkünse uzak dursunlar. El hijyeninin önemi hala ön planda. El hijyenine, ellerini yıkamaya her fırsat bulduklarında mümkünse ve maskelerini çıkarmamaya dikkat etsinler.